İsrail halkı da bugünlerde oldukça tepkili Sayın Seyitçiler ve Başbakan Benjamin Netanyahu'ya karşı kazan kaldırmış durumda. Şöyle ki 6 İsrail esirin İsrail bombardımanında ölmesinin hemen sonrasında ülke çapında gösteriler var. Ve yoğun bir şekilde geçiyor o gösteriler. Bir taraftan ülkede grev ilan edildi. Diğer taraftan havalimanlarında uçuşlar yasaklanmış durumda. AVM'ler açılmadı. Ve genel grev sırasında da Netanyahu hükümeti bakın nasıl protesto ediliyor efendim. Hamas'ın elindeki esirlerden 6'sının İsrail bombardımanında hayatını kaybetmesinin ardından İsrail karıştı. İsrail'de yüz binlerce kişi Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamak istemeyen Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetine karşı protestolarına gece boyunca devam etti. Göstericiler Netanyahu esirleri serbest bırak, sen baştasın, sen suçlusun sloganları attı. Tel Aviv'de göstericiler kentin ana arteri Ayalon otoyolunu çift yönlü trafiğe kapattı. Göstericiler otoyolda birçok noktada ateş yaktı, birden fazla kez havai fişek fırlattı. Polis göstericilere atlı birlikler ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Sadece Tel Aviv'de değil, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarında da gösteriler düzenlendi. 9 milyon nüfuslu ülkede gösterilere yarım milyonun üstünde İsrailli katıldı. Protestolar haftanın ilk günü ülke genelinde büyük bir greve dönüştü. İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut ülke genelinde genel greve gitti. Ben Gurion Havalimanı'nda gidiş seferleri sabah 8-10 saatleri arasında aksadı. Batı Kudüs'teki Mamilya isimli alışveriş merkezindeki dükkan ve işletmeler greve katılarak kepenk indirdi. İsrail genelinde bazı AVM'lerin kapalı olduğu görüldü. Bazı üniversiteler, belediyeler ve ulusal bankalar da greve katıldı. Bazı bölgelerde toplu taşıma otobüs şirketleri ve raylı seferler öğle 12'ye kadar çalışmadı. Bazı şehirlerde tren ve tramvaylar düşük kapasite çalıştı. Grevle eş zamanlı İsrail genelinde onlarca noktada binlerce kişi hükümetin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle gösteriler yaptı.